Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti. Ayşe'den radiyallahu anha rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kimse vardı. Zilhicce ayı görününce oruç tutardı. Bu hali Resulullah'a ulaşınca onu huzuruna çağırıp seni bugünlerde oruç tutmaya mecbur eden sebep nedir buyurdu. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem şu günler meşayir ve hac günleridir. Hacıların dualarına ortak olmayı Allahu Teala'dan istedim cevabını verdi. Resulullah da ona Zilhicce'den oruç tuttuğun her gün için bin köle azad etmiş, bin deve kurban eylemiş ve Allahu Teala yolunda cihat eden gazi ve askerleri götürmek için bin at hediye etmiş gibi sevabın vardır. Arefe günü olduğunda senin için iki bin köle azad etmiş, ondan önce bir sene ve sonda bir sene oruç tutmuş gibi sevap vardır buyurdu. İbni Abbas'ın radıyallahu an bildirdiği hadis-i şerifte, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, içinde oruç tutulacak ve salih ameller işlenecek günler içerisinde, Allahu Teala katında zilhiccenin ilk on günündekilerden daha sevgili yoktur.'' buyurduğunda orada bulunanlar ya Resulallah, allah Allahu Teala yolunda cihatta mı ondan daha sevgili değildir diye sordular. Cevaplarında Allah Celle Celaluhu yolundaki cihatta ondan sevgili değildir. Ancak mal ve canıyla beraber cihat için çıkıp da geriye hiçbir şey bırakmaksızın bu uğurda mal ve canını feda eden kimse müstesnadır ve Allahu Teala katında daha sevgilidir buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amel, yedi yüz katıyla mükafatlandırılır buyurdu. Taberani, bugünlerde fakire sadaka veren, peygamberlere yardım etmiş gibi olur. Bir hasta Müslümanı yoklayan, Allahu Teala'nın evliya kullarını ziyaret etmiş, dolaşmış gibi olur. Bir cenazede bulunsa, Allahu Teala'nın ayını uğurlamış gibi olur. Bir mümine elbise giydirse Allahu Teala ona cennet hullesi ihsan eder. Bir yetimin gönlünü etse Allahu Teala kıyamet günü onu arşın gölgesinde bulundurur. İlim meclisinde bulunsa peygamberler meclisinde bulunmuş gibi olur. Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani Kuddesi Sirruhu Gunyetü Talibin sayfa 352 353 30 Haziran Mevlana takvimi